Merhaba arkadaşlar. Toplumsal Değişme Kuramları programımıza pozitivist, organizmacı ve evrimci toplumsal değişme anlayışı bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde August Comte, Sen Simon, Herbert Spencer ve Emil Durkheim gibi önemli isimlerden ve bu isimlerin toplumsal düzen ve değişme anlayışının gelişimine olan katkılarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kapsamlı değişimler karşısında üç tepki gelişmiştir. Liberalizm olarak adlandırılan ilk tepki olumludur. İkinci yani muhafazakar tepki doğrudan olumsuzdur. Üçüncü tepki olan sosyalizm ise öncelikle kapitalist olarak nitelendirilen yeni dönemin yarattığı eşitsizlik, sömürü, baskı ve yabancılaşmaya karşı yoğun bir tepki biçiminde ortaya çıkarken, öte yandan özellikle aydınlanma kaynaklı değişimi ve yeni bir toplum vaadini benimser. Pozitivist, organizmacı ve evrimci toplumsal düzen ve değişme anlayışının öncüsü Montesquieu'dur. Montesquieu insanların hiçbir zaman toplumsuz yaşamadığını, aslında insanların toplumun ürünü olduklarını vurgular. Dönemin diğer pozitivistleri gibi Sen Simon'a göre de zihin doğanın bir parçasıdır ve bu yüzden doğa yasalarına tabidir. Sen Simon toplumun yaşayan bir organizma olduğunu düşündüğü için toplumsal olgulara ilişkin bilimsel araştırmanın doğa bilimlerinin metodolojisini benimsemesi, bilimsel bir sosyal bilimin yaşam bilimlerini model alması gerektiğini öne sürer. Aynı zamanda değişmenin merkezi dinamik gücünü, iktisadi sınıflar arasındaki çatışmanın oluşturduğunu öne süren ilk kişi de kendisidir. Simon'a göre tarihin yasaları toplumu önceden belirlenmiş bir geleceğe, mükemmel toplumsal düzene yönelten kaderin yasalarıdır. Sen Simon'ın savunduğu ve öngördüğü yeni toplum otoriter ve hatta totaliter bir toplumdur. Yine Simon Pozitif evrede insanların birbirlerine egemen olmaya çalışmaktan vazgeçerek doğaya egemen olacaklarını ileri sürer. Bu son evrede ahlaki davranıştaki değişimin başlamasına bilim ve sanayileşme hizmet edecektir. Sen Simon'dan ve onun düşüncelerinden kısaca bahsettikten sonra bir diğer ünlü düşünürümüz August Comte'dan bahsedelim. Comte toplumu bir organizma olarak görür. Organizma gibi toplumun parçalar arasında da bir uyum söz konusudur. Toplumu oluşturan parçaların arasında ortaya çıkacak uyumsuzluklar toplumsal değişmeyle sonuçlanacaktır. Comte'a göre biyolojik organizmalar birbirine bağımlı organlardan oluşurlar ve her bir organ bir diğeri için vazgeçilmezdir. Bu yapı biyolojik organizmanın düzenli bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlar. Bu yapı anlayışı üzerinden toplumların nasıl düzene kavuşacağını ve nasıl ilerleyeceğini inceleyen Comte sosyolojiyi sosyal statik ve sosyal dinamik biçiminde ikiye ayırır. Sosyal statik ayrım toplumsal düzenin araştırılmasıyla ilgiliyken Sosyal dinamik ayrımısa toplumsal ilerleme ve değişmenin araştırılmasıyla ilgilidir. Comte insanlığın düzene doğru ilerlediğini düşünür ve toplumsal değişmenin fiziksel ve toplumsal yasalara bağlı olarak sancısız ve çatışmasız bir biçimde nasıl sağlanacağını mesele edinir. Bu doğrultuda toplumsal düzenin temelinde görev dağılımı ve çabaların birliği olduğunu varsayar. Ütopist ve determinist olan Comte, insan zihninin gelişiminin tabi olduğu bir temel yasayı keşfettiğini belirtir. Bu temel yasa, insan zihninin gelişimine ilişkin üç hali içermektedir. Bunlar sırasıyla teolojik ya da kurgusal hal, metafizik ya da soyut hal ve bilimsel ya da pozitif haldir. Teolojik halde insanlar çevrelerinde olup bitenleri tanrının iradesinin bir tür dile gelişi olarak görürler. Metafizik halde her şey doğaüstü ya da soyut kavramlarla açıklanmaya çalışılır. Pozitif halde ise artık aklın ve bilimin öncülüğü esastır. Bir diğer önemli düşünür Herbert Spencer'dır. Herbert Spencer da pozitivist ve evrimcidir. Dönemin bütün pozitivistleri gibi sosyal bilimlerin kendine model olarak doğa bilimlerini almasını, alması gerektiğini, doğa bilimlerinin yöntemlerinin sosyal bilimlere uyarlanarak toplumsal yasaların ortaya çıkarılması gerektiğini savunur. Spencer'ı diğer pozitivist sosyal bilimciden ayıran bir husus vardır. Spencer sadece toplumsal alanın yasalarını değil, sentetik felsefe adını verdiği bir makro düşünce şeması içinde evrenin tüm alanlarının yasalarını yani düzenleyici evrensel ilkeleri ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Buna çalışmasının sebebi toplumsal düzen dahil her şeyi doğal ve fiziksel yasaların ve süreçlerin yönlendirdiğini düşünmesidir. Spencer'a göre evrenin hakim süreci evrimdir ve bu süreç basit yapı biçimlerinden daha kompleks formlara doğru ilerler. Spencer evrim konusundaki açıklamalarını üç temel aksiyoma dayandırır. Bunlar kuvvetin sürekliliği, maddenin yok olmaması ve hareketin sürekliliğidir. Spencer bir toplumun homojenden heterojene doğru evrimleştiğinde toplumun dengesinin bozulduğunu ancak heterojenliğe ulaştığında dengesini yeniden kazandığını ifade eder. Homojen bir bedenin dengesi bozulduğunda çok geçmeden yeni bir dengeye doğru evrimleşmeye başlar. Bu evrim adaptasyonla sonuçlanır. Yani toplumlar ortaya çıkan değişimlerle tepki içinde evrimleşirken insanlar varlıklarını bu değişimlere adaptasyon sağlayarak sürdürürler. Şimdi de Durkheim'dan biraz bahsedelim. Durkheim çalışmalarında toplumsal düzen ve dayanışmanın kaynağını açıklamaya odaklansa da toplumsal çatışmanın ve dolayısıyla değişmenin kaynağında da aynı değişkenlerin geçerli olduğunu düşünür. Durkheimci teoride düzen, dayanışma ve çatışmanın kaynağı ile ilişkili üç eksen kavram, iş bölümü, konsensüs ve ahlaki normlardır. Durkheim toplumsal değişmeyi iki bağlamda ele alır. İlkinin ardında kendi evrimci yaklaşımı vardır. Evrim anlamında değişme tarihsel ve zorunludur. Burada gelişme ve ilerlemenin temel mekanizması iş bölümünün doğasındaki değişikliktir. İkinci bağlamsa toplumsal bütünleşmeyi bozan, sapmaya, anomiye yol açan gelişmelerle bağlantılıdır. İş bölümünün genelde toplumsal dayanışma yaratsa bile bazen farklı hatta karşı yönde sonuçlara sahip olabileceğini belirten Durkheim, değişmeye yol açan üç normal dışı iş bölümü biçimi tespit eder. Bunlar anomik iş bölümü, zorunlu iş bölümü ve yetersiz koordine edilmiş iş bölümüdür. Dur kayma göre iş bölümü, bir sosyal sistemde düzen ve birlik için gerekli konsensüsün ön koşuludur. Bu konsensüs, kolektif bilincin pekiştirdiği bir konsensüstür. Mekanik dayanışmada düzenin nihai uygulayıcısı ve çatışmayı üreten faktör kolektif bilinçtir. Kolektif bilinç hem düzeni sağlar hem de çatışmayı yönetir ve onu düzenler. Evet değerli arkadaşlar programımızın bu bölümünde pozitivist, organizmacı ve evrimci toplumsal değişme anlayışlarını ayrıntılarıyla incelemeye çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.